Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Arkadaşlar merhaba, incelemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önce Avalanche, Near ve Cosmos gibi projelerin de yer aldığı 10'a yakın blok zincir projesi inceledik. Hangilerinin kalıcı olup içinde devasa bir ekosistem oluşturacağını ancak muadili projelerle kıyaslama yaparak anlayabiliriz. Eğer siz de bu kıyaslamayı daha nitelikli ve objektif bir şekilde yapmak istiyorsanız, sağ üstteki karttan blok zincir projelerinin olduğu oynatma listesine gidip herhangi birinden başlayabilirsiniz. O halde hazırsanız başlayalım, bakalım neymiş bu Mina protokol. Mina protokolü dünyadaki herkesin blok zincir güvenliğine katılmasını mümkün kılan bir blok zinciridir. Herhangi bir cihaz, hatta akıllı telefonlar bile bu zincire katılabilir. Çünkü Mina blok zinciriyle senkronizasyon sadece birkaç kilobayt verinin indirilmesini ve birkaç milisaniyelik hesaplamayı gerektiriyor. Aslına bakarsanız neredeyse bir tweet kadar. Bu geleneksel blok zincir protokolleriyle kıyaslanınca gigabaytlarca veri ve kapsamlı hesaplamalardan ötürü epey büyük bir fark. Mina protokolünün geliştiricilerine göre blok zinciri ne kadar uzun süre var olursa olsun veya üzerinde ne kadar etkinlik olursa olsun Mina protokolün blok zinciri her zaman sadece 22 kilobayt boyutunda kalacak. Bu da iş hacminin yüksek kalmasını ve saklanan tüm kayıtların doğrulanmasının kolay olmasını sağlayabilecek çok önemli hatta devrimsel bir özellik. Aynı zamanda dünya nüfusunun çoğunun bir akıllı telefonu olduğundan ve akıllı telefonlar da Mina protokolü ağında bir düğüm görevi görecek kadar güçlü olduğundan giriş için bir engel olmadığını görebiliyoruz. Yani blok zincir son kullanıcıya inmiş demek. Bu da merkeziyetsizlik ve blok zincir güvenliği için müthiş bir gelişme anlamına geliyor. Şimdiye kadar anlattıklarımız belki de kafanızda canlanmamış, böyle bir blok zincire gerçekten ihtiyacımız var mı gibi soru işaretleri oluşturmuş olabilir. O yüzden gelin hep beraber daha yakından bakalım. Hepinizin bildiği gibi her kripto para biriminin işlem geçmişini saklayan bir blok zinciri vardır. Bu zincir düzenli aralıklarla yeni bloklar oluşturur. Örneğin Bitcoin'in blok boyutu 1 MB'tir ve her 10 dakikada bir yeni blok oluşturulur. Bitcoin blok zincirine her yeni blok eklendiğinde Bitcoin blok zincirinin boyutu 1 MB artar. Bitcoin madencilerinin BTC kazanabilmeleri adına doğru işlemleri gerçekleştirdiklerinden emin olmak için Bitcoin'in blok zincir geçmişini saklamaları gerekiyor. Bu sayede hem ödüllerden yararlanabilirler hem de Bitcoin blok zincirinin güncel bir kopyasını tutarak Bitcoin'e güvenlik katarlar. Tabii ki sadece Bitcoin düğümlerini tutmak size BTC kazandırmıyor. Ancak BTC'yi ödeme olarak tutan veya kabul eden birçok şirket güvenliğini arttırmak için tam bir düğüm çalıştırıyor ve düğümler Bitcoin güvenliğinin geldiği yer. Yani şöyle, yarın öbür gün bir savaş çıkarsa ve dünyanın hiçbir yerinde internet kullanılamıyor hale gelirse, bir gün internete erişim sağlandığında elinde Bitcoin blok zincirinin güncel bir kopyasını tutan bir not, tekrardan internete bu kopyayı yükleyip Bitcoin'in varlığını sürdürebilir. Asıl problem tam olarak şu noktada başlıyor. Bitcoin blok zinciri büyüdükçe düğümlerin işlem geçmişini saklaması zorlaşıyor. Bugün Bitcoin'in blok zinciri yaklaşık 389 GB büyüklüğünde. Şimdi Evan ve Isaac yani Mina protokolün CEO'su ve CTO'su Bitcoin gibi kripto para birimlerinin o kadar büyük hale gelmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu ve bu durum gerçekleştirildiğinde yani veriler birkaç gigabayttan daha büyük bir hale geldiğinde sadece bir avuç madencinin işlem geçmişini depolayabileceğini savunuyorlar. Ki haklılık payları oldukça fazla. Bu kademeli merkezileşme kripto para birimlerinin saldırı ve manipülasyona karşı savunmasız hale gelebileceği anlamına geliyor. Çünkü güvenliği sağlayabilecek insan sayısı gitgide azalacak. Kripto para birimleri o kadar merkezi hale gelebilir ki günümüzün finansal sisteminden hiçbir farkı kalmayabilir. Mina protokolün CTO'su Isaac o sıralarda doktorasını yapıyordu ve blok zincirin boyutunu birkaç tweet boyutuna sıkıştırmak için sıfır bilgi kanıtı teknolojisini kullanmanın mümkün olduğunu fark etti. Kripto sektörünün kritik sorununa çözüm bulduklarını fark eden Evan ve Isaac 2017 yılında CODA protokolünü oluşturmak için San Francisco'da O1 Labs adlı bir yazılım şirketi kurdular. Ama sonrasında bazı davalar sonucu isim için Mina kararlaştırıldı. İyi de biz buraya Bitcoin hikayesini dinlemeye mi geldik kardeşim diyebilirsiniz ama konunun anlaşılabilmesi adına bazen kıyaslama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin ve blok zincirin çalışma prensiplerini öğrenmek adına dileyenler sağ üstteki karttan Bitcoin Yarının Pusulası adlı mini belgeselimizi izleyebilirler. Evet, Mina'ya devam ediyoruz. Bir cümlede tanımlamak gerekirse Mina protokolü akıllı sözleşme uyumlu Proof of Stake konsensus algoritmasına sahip bir blok zincir. 22 kilobaytlık sabit bir blok zincir boyutuna sahip olacak şekilde tasarlanmış. Bunu yapabilmesini mümkün kılan Mina'nın MIT profesörü ve Algorand'ın kurucusu Silvio Micheli tarafından ortaklaşa oluşturulan sıfır bilgi kanıtı teknolojisi arkadaşlar. Yani Mina protokolü olan asıl ihtiyaç zincirlerin zamanla son derece büyüyeceği ve düğümleri depolamanın zorlaşacağından kaynaklanıyor. Onlar da bu sorunu çözmüşler. Aslında bir hayli
karmaşık bir teknoloji ama size yardımcı olacak basit bir benzetmeyle hemen açıklayayım. Arka bahçenizden petrol çıktığını varsayalım. Ki daha önce böyle olayların yaşandığını biliyoruz. Aha, petrol lan bu! Ve tüm arkadaşlarınıza bundan bahsetmek istiyorsunuz. Eğer Arap Yarımadası'nda yaşamıyorsanız size inanmaları çok olası değil. Yani onlara kanıt göstermeniz gerekecek. Bunu yapmanın iki yolu var. Ya onlara bir miktar petrol götüreceksiniz ya da telefon çıkarıp fotoğrafını çekeceksiniz. Kripto için konuşursak, arkadaşlarınızın kontrol etmesi için petrolü taşımak tüm zinciri indirmeye bedel. Ve baştan beri bahsettiğimiz sorun da tam olarak bu. Ayrıca bunu şehrin her yanına dağıtılmış arkadaşlarınız için tek tek yapacaksınız ki bunu ölçeklendirmek hiç kolay olmayacak. Bahsettiğimiz fotoğraf, blok zinciri işlem geçmişinin bir anlık görüntüsü. Bu daha verimli ve aynı zamanda ölçeklendirilmesi çok kolay. Bu noktada siz tabii ki durmayacaksınız. Benim bir tarlam var, oraya bakayım belki oradan da bir şeyler çıkar diyerek tarlaya gideceksiniz. Şansa bakın ki oradan da bir külçe altın buldunuz. Ve yine bunu da arkadaşlarınıza göstereceksiniz. Şimdi bunları petrolün yanına koysanız ikisi birlikte çıkmayacak. O yüzden siz daha önceden çektiğiniz petrolün fotoğrafını ve yeni çektiğiniz altının fotoğrafını yan yana koyar ve tek bir fotoğraf halinde arkadaşlarınıza gösterirsiniz. Yani hem tek bir fotoğraf taşıdınız, hem hızlı hem de güvenli bir şekilde işi halletmiş oldunuz. İşte Mina protokolün ZK teknolojisi böyle çalışıyor. Gereksiz verilerin harcanması yerine Mina protokol yalnızca 22 kilobaytla işi hallediyor. Bu işlemler gerçekleşirken Mina protokolün çalışması için gerekli olan bazı rollere kısaca değinelim. Doğrulayıcılar. Mina protokolünde herkes doğrulayıcı olabilir. Bu düğümlerin birincil amacı 22 kilobaytlık sıfır bilgi kanıtlarını tutmak. Bu nedenle ağ güvenli ve geçerli tutmada çok önemli bir rol oynuyorlar. Blok üreticileri. Bu grup ağ hesaplama gücü ve işleme etkinliği sağlayarak blok üretme sorumluluğuna sahip. Çoğu proof of stake sisteminde olduğu gibi blok ödüllerinin orantılı bir kısmını toplamak için hisseleri blok üreticilerine devretmek mümkün. Snarker'lar. Bunlar üreticilerin işlem doğrulaması için, bloke etmesi için ZK snarkları sağlayan ağ katılımcıları. Uçtan uça veri gizliliği. Mina protokolü kullanıcıların kişisel bilgileri ifşa etmeden blok zincirinde hassas işlemler gerçekleştirmesine olanak tanır. Veri gizliliği ve mahremiyeti çok önemli. Ve bugün pek de üzerinde durulmayan bir konu. Daha geçenlerde Türkiye'de yüz binlerce vatandaşın kimliğinin ve kişisel bilgilerinin bir takım kişilerin eline geçtiğini biliyoruz. Ki bu haberler artarak devam edecek. Biz dikkat etsek de etmesek de üçüncü tarafların olduğu her hizmet mahremiyet ve gizliliği ihlal etmeye devam edecekler. Web orakılları. Orakıllar blok zincirine blok zinciri dışından veri ileten zincir dışı bilgi sağlayıcılardır. Bu sağlayıcılar hava durumundan hisse senedi fiyatlarına kadar her şeyi izlemek için ayarlanabilir. Bu nedenle blok zincirlerin geleneksel pazarlara güçlü bir şekilde daha iyi entegre olmasını sağlıyorlar. Ancak zincir dışı ve genellikle merkezi oldukları için ağda zayıf bir nokta oluşturabilirler. Geliştiriciler internetten birden fazla kamuya açık veri kaynağını izin almak zorunda kalmadan merkezi olmayan uygulamalarına entegre edebilir. Web tanımlayıcılarını yönetme. Mina kullanıcıların bir hesap oluşturmasına veya kişisel verilerini paylaşmasına gerek kalmadan bir siteye veya internet hizmetine erişmek için kullanılabilir. Bu durumda Mina herhangi bir platforma anonim erişim için bir arayüz işlevi görür. Gelelim takıma arkadaşlar. Proje 2017 yılının ortalarında başladı. Evan Shapiro ve Isaac McLar hem merkezi olmayan hem de ölçeklenebilir bir protokol yapmak istediler. Isaac o sırada Berkeley'de doktora için kriptografi okuyor ve ZK snarkları öğreniyordu. İkisi de bugün Mina'da kalıyor, projeye rehberlik ve liderlik ediyorlar. Evan Shapiro, Mina protokolünün geliştirdiği O1 Labs'ın CEO'su. İki kurucu ortaktan biri ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisansı bitirdikten hemen sonra Mina protokolü üzerinde çalışmaya başladı. Mina ve O1 Labs'te yaptığı çalışma dışında iş deneyiminde Mozilla ile kısa bir stajyerlik deneyimi var. Isaac McLar O1 laboratuvarında CTO. Chicago Üniversitesi'nden matematik ve bilgisayar bilimleri alanında lisans derecesiyle mezun olduktan sonra bir yılını Jane Capital'de yazılım geliştiricisi olarak çalışarak geçirdi. Daha sonra okula döndü ve O1 laboratuvarındaki rolüne ek olarak Berkeley Üniversitesi'nde kriptografi alanında doktora yaptı. Ekibin diğer kalan fertlerini merak ediyorsanız LinkedIn profillerinden bakmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Mina protokolün 2022 yol haritasında geliştiricilere kolaylık sağlamak için çeşitli adımların yer aldığını görebiliyoruz. Bunun yanında ağın hızını arttırmaya yönelik çalışmaların da yer aldığını yol haritasında belirtmişler. Mina, Mina protokolünün jetonu. Mina, maksimum arz olmaksızın 1 milyar jetonluk bir başlangıç arzına sahip. Ekranda nomix.com ait verileri görebilirsiniz. Toplam jeton arzının %50'si salınmış durumda ve market değeri şu anda 1 milyar doların üzerinde bulunuyor. Fiyatı incelemeyi yaptığımız günlerde 2.3 dolar civarında. Tüm zamanların en yüksek seviyesinden %73 daha aşağıda bulunuyor. Ekranda gördüğünüz borsalardan alım yapabilirsiniz. Likiditesi en yüksek borsaysa şu anda Binance.
MENA'nın yıllık enflasyon oranı %12 ve bu yaklaşık 2 yıl sonra %7'ye düşecek. Bu enflasyon programı topluluk oyuyla değiştirilebiliyor. MENA'nın %20'nin biraz üzerindeki ilk arzı 3 finansman turunda özel yatırımcılara satıldı. Bu turlar sırasında MENA'nın fiyatı 7 sentten 15 sente kadar değişerek 30 milyon doların biraz altına yükseldi. MENA Vakfı'na toplamda %6 tahsis edilmiş, %23 kuruculara ve ekibe tahsis edilmiş. Bu bizim makul gördüğümüz seviyeden biraz daha fazla bir oran. MENA 13 Nisan 2021'de CoinList aracılığıyla bir ICO düzenledi ve birkaç saat içinde 48 milyon 150 bin dolar topladı. Mainnet'in ilk 15 ayı boyunca kilidi açılmış olan hesaplar, kilit süresi devam eden hesapların aldığı blok ödüllerinin 2 katı kadar daha fazla ödül alacak. Bunun önemi şurada, ağ yeni katılan ve kilidi açılmış jeton sahiplerini ekosisteme sadık kalmaya teşvik ederek fiyat baskısının önüne geçiyorlar. Bu oldukça güzel bir yöntem. 8 yıllık dolaşımdaki arzı ve jeton dolaşım programını da ekranda görebiliyorsunuz. MENA'nın vesting grafiği de yine ekrandaki gibi arkadaşlar. MENA protokolün sağladığı stake ödülleri ve enflasyon sonrası kalan stake ödülü ekranda gördüğümüz gibi. Grafikte gördüğünüz gibi dolaşıma giren arzın yükselişine bağlı olarak enflasyon oranının şu anda yüksek olduğunu tespit edebiliyoruz. 102.751 adreste MENA bulunuyor. Ekrandaki grafikte son bir ayda günlük açılan cüzdanların sayısını da görebilirsiniz arkadaşlar. MENA protokolün çok sayıda önemli yatırımcısı var. Bu da projenin gelecekteki potansiyel getirileri için oldukça önemli. Bu yatırımcılar arasında ünlü seri girişimci ve yatırımcı Naval Ravikant, Coinbase Yönetim Kurulu üyesi Fred Ersam, Consensus Capital'den Andrew Case ve Paradigm'dan Charlie Noyce da yer alıyor. Ayrıca Metastable Capital, Polychain Capital, Multicoin Capital gibi büyük kapitallerin de olduğunu görebiliyoruz. Proje ayrıca Blocksale'in kurucusu ve CEO'su Luke Youngblood ve Open Money Initiative'in kurucu ortağı Jill Carson da dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli danışmanın desteğine sahip. MENA protokolün Twitter üzerinde yaklaşık 180 bin, Telegram'da ise yaklaşık 50 bin takipçisi bulunuyor. Twitter tarafında güzel bir artış yakalanmış ancak Telegram üzerinde son bir aydır bir düşüşün yaşandığını görebiliyoruz. Piyasadaki aşağı yönlü hareketin bunda bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Lunar Crash'tan alınan verilere göre son bir aylık süreçte Galaxy skorunda ve sosyal medya etkileşimlerinde piyasanın da etkisine bağlı olarak dalgalı bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Geldik artılar ve eksiler kısmına. MENA protokol geliştiricileri onu gerçek dünya ile kripto arasındaki ideal özel ağ geçidi olarak tanımlıyor. Bu, açık internetle etkileşime girmeyen blok zincirlere göre MENA'yı bayağı güçlü bir yere getiriyor. MENA, ağına güç sağlayan D-app'ler olan Synapse'de birçok blok zinciri sorunları çözülebilir. Gereksiz ayrıntıları bilmeden bir verinin doğru olup olmadığını kontrol edebilmek MENA'nın sağladığı en büyük avantaj. Bu sayede büyük bir veri yükünden kurtulmuş oluyoruz. Uzun veya pahalı hesaplamaların doğruluğunu kolayca doğrulamak da yine MENA protokolün bize sağladığı en büyük avantajlardan bir diğeri. Küçük veri kümelerini analiz edip doğrulamak diğer blok zincirlerde olduğundan çok daha kolay bir şekilde yapılabilecek. Akıllı telefonlarda bile bir düğümü çalıştırmak kesinlikle güven açısından önemli bir avantaj. Gün geçtikçe büyüyen blok zincirleri düşündüğümüzde bir node oluşturmanın maliyeti gitgide artıyor. Ancak MENA protokolde böyle bir sorunun olmadığı çok net. Zincir üzerinde kullanmak için herhangi bir web sitesinden gerçek dünya verilerine erişebilmek ve bir Oracle'a bağlı kalmamak da MENA protokolün diğer bir artısı. Aynı anda birçok işlemi gerçekleştiremiyor. MENA'nın kurucusu ve CEO'su Ivan Shapiro'ya göre MENA sadece 22 TPS'lik bir hıza sahip. Bitcoin'den biraz daha iyi olmasına rağmen işleme kapasitesi Solana gibi bir blok zincirden çok daha geride. Böylesine rekabetçi bir piyasa için oldukça büyük bir eksi olduğunu da net olarak ifade etmek lazım. Ancak ekibin bu konuyla alakalı geliştirmeler yaptığını eklemekte fayda var. Evet, MENA ölçeklendirme alanında büyük bir problemi çözmüş olabilir ama hız ve güvenlik alanında büyük rakipleri var. Bu da ortaya ciddi bir rekabet ortamı koyuyor. MENA protokolün içerisindeki nod sayısının artmasıyla zamanla bugün olduğundan çok daha merkeziyetsiz bir hale gelecek. MENA protokolü ölçeklenebilirlik ve artan merkezileşme dahil olmak üzere birçok blok zinciri sorununu çözmek için benzersiz bir yaklaşım kullanıyor. Bunu da kullandıkları ZK teknolojisine borçlular. Uzun vadede projenin ana akım blok zinciri platformlarından biri olma potansiyeli gayet yüksek görünüyor. Ancak Bülent Hoca'nın da söylediği gibi temelde halletmeleri gereken en önemli sorun şu anda hız gibi gözüküyor. Bunu hallettikleri takdirde MENA protokol gelecekte gerçekten güçlü bir yerde konumlanacaktır. MENA protokolün ne kadar iyi bir yatırım olduğunu ancak belirttiğimiz sorunları çözdüğünde görebileceğiz. Zamanla ne kadar iyi bir yatırım olduğunu yine takımın çalışması gösterecek. Ancak şunu net olarak söylemekte fayda var, daha gidecek çok fazla yolu var ve market hacmine bakıldığında değerlendirilmesi gereken bir proje.